kendimi hatırladım. Sen bana niye fotoğrafını atıyorsun? Gerçekten çöl sıcağını hissediyorum. Bunlara bak. Şu vişneli et. Bir tek benim yok ama artık benim de mi olsa? Olsa. Anne de saçlarını yapsa onu. Ama anne. Ya alırsam da güzel olmazsa da pişman olursam. Ben değil. O zaman alacağım bence herhalde. Almalısın. Gidene kadar ben de yapmam saçlarını. Alsam mı? O zaman alıyorum. Aa bak bu benim hayatımda çok büyük bir yol kat etme. Bu level atlama. Söylemedim bu arada. Dyson alacağım sanırım şu an. Nasıl böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Dubai'ye gidiyorum arkadaşlar. Bakın saçımı niye açtım? Size bir şey göstermek için açtım. Şimdi ben hayatımı farkındaysanız level atladım. Tamam mı? Nasıl oldu diye sormayın. Allah'a çok dua ettiğim için oldu. 1. Allah'a dua ettim. 2. Dyson'ı aldım. Allah'a dua ettim. 3. Şimdi Dyson'la saçımı yapıyorum ve size göstereceğim ve çok heyecanlıyım. Emily ve Dyson. Ver hemen 5 dakika göstereyim insanlara. İnsanlar bakın şimdi. Bakın. Kıt. Hiç canınız kalmasın, öyle abarttıkları kadar da bir şey değilmiş. Yalan söyledim. Abarttıkları kadar iyi mi anne? Çok iyi ya, çok iyi. İnşallah size de alır babanız. Ben kendim aldım. Böyle saçımı veriyorum ona. Kendisi sarıyor bak ya. Hareketlere bak. Sonra soğuğa aldım ki sabitleyeceğim. Kapattım. Bak. 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 Let it go. Let it go. Bak sizin için şuraya da yapacağım. Soğuğa aldım şimdi. Bırakıyorum. Bak saçım biraz yağlı bu arada. O yüzden söndü saçlarım. Şu önlerime yapacağım şimdi bak. Anam ters yaptım. Ah ah ters yaptım. Ah! Soğuğa aldım hemen. Bak. Dyson sen var ya. Dyson sen her evde olaysın. Dyson sen Dyson sen Dyson sen Dyson. Anam ben bir şeyler yaptım bu saça. Ah imdat. Dyson imdat. Ah imdat. Kullanım kılavuz nerede? Ana ne yaptım? Mahvettim. Hey girl mahvettim. Hepinizin bir tane Dyson olması için dua edeceğim bu gece. Yatmadan önce Dubai'de edeceğim. Bir de Dubai'de ettiğim dua daha böyle Arap memleketi ya daha kabul olmaya müsait gibi geliyor. O yüzden sizin için bu gece Dubai'de dua edeceğim. Şimdi annem valizimi yaptı. Gelin valiz tur. Valiz tur. Annem valizimi yaptı. Annem valizimi yaptı. İki tane valizim var. Biri şeye girecek. Bir tanesi 7 kilo olması lazım ama bu 7 kilodan fazla. Anne yaktın kız beni. Bu 7 kilodan fazla. Annem orada beni yaktı. Annem arka odalarda şeytanın ritüelleri yapıyor. Annem basın. Aha. Annem gizli gizli bir şey yapıyor. Ana dişlerim ne kadar parlak. Emily mutfakta. Emin mutfakta kızına gelip çekim yapamıyor. Emin mutfakta çalışsa iyi eder. Annemin mutfakta kanalı var. Onu takip etmediyseniz yazıklar olsun diyor annem size içeriden. Hatta beddua etmeye başladı. Şaka yaptım. Neyse benim uçuşum 10 saat falan var ama ben sanırım çıkacağım. Çünkü ben panik atak geçiriyorum yani geç kaldığım zaman. Telefonum bir ana saat 9 olmuş ben gidiyorum bay bay. Gideceğim tek yer havalimanı. Bana lazım yeni yaşam alanı. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu video geldiği zaman ben hala Dubai'de olacağım. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın tamam mı? Çünkü ben Burj Khalifa'da yaşayacağım bir süre. Şaka o kadar değil. Beklentilerinizi düşürün de gelin. Instagram'da paylaşıyor olacağım her şeyi. O Dyson yaptığım saçlarına eser yok şimdi. Uçağım 3 saat rötar yedi ya. Ya ben buraya çok erken geldim tamam mı? Kaç saat öncesine geldim? Buraya gerçekten bir 3-4... Ben buraya saat 10'da geldim. 9'da geldim hatta. 9'da geldim ve benim uçağım 1.30'daydı. Ve bir mesaj geldi ben geldikten yarım saat sonra bana dediler ki uçağınız 3'e alındı. Neyse şimdi size başıma geleni anlatacağım. Şimdi oturuyorum tamam mı? Normal. Dümdüz bekleme alanlarından birinde oturuyorum. Tek başımayım. Karşıma bir tane hüdük oldu, hüdük geldi tamam mı? Dünya bak. Şimdi iyi bir insan olsaydı onun hakkında kötü konuşmayacaktım ama kötü bir insan olduğu için yani kötü bir insan değil de edepsiz bir insan olduğu için onun hakkında dünyadaki en kötü şeyleri de söyleyebilirim. Tam olarak bir yılan faresi, karınca yiyen ve kartala benziyor tamam mı? Beşiktaşlar üzerine alınması yani kartala. Öyle kişisel bir kinim yok. Sonra tam karşıma oturup tamam bana zaten salak salak bakıyor. Sinir oldum bir. Ona yenik düşmemek için de kalkmadım.
gidiyorum oradan, tamam mı? Onu ben oradan kaldırana kadar bekleyecektim. Neyse, böyle aramızda bir soğuk savaş çıktı. Sonra o Galip geldi de onu anlatacağım size. Ne oldu biliyor musunuz? Böyle bana zaten bakıyor aptal aptal. Sonra birden benim telefonuma birisi airdropla bir fotoğraf atmak istedi. Ki normalde ben böyle fotoğrafı kabul ederim. Milletin bazen kötü falan oluyor. Şaka, şaka. Ne bileyim öyle komik fotoğraflar atıyorlar diye falan kabul ediyorum normalde. Ama salak bak. Bakın size göstereyim. Airdropla bir şey atmak istiyordu. Tam o sırada kendimi atıyordum. Bu arada kendimi çekiyordum. Salak onu çektiğimi de sanmış olabilir. Bilmiyorum neyse. Ana kullanıcı adında TH'ye engin yapmış. Bir dakika, Türk Hava Yolları'nda mı çalışıyor bu salak çocuk? Ergin seni yaktım oğlum. Sonra... Ne alaka ya? Ne alaka? Sen bana niye fotoğrafını atıyorsun ya? Sen mal mısın ya? Bana niye fotoğrafını atıyorsun? Seni kart zampara ya. Bak eşin, kızın, çocuğun varsa buradan görürlerse görürsün. İşte öyle ona buna fotoğraf atmalı değil. Bak belki burada birinin amcası falan çıkacak. Amcası çıkarsa tamam üzüldüm ama amcanıza da söyleyin yani. Böyle saçma sapan şeyler mi? Ayağa kalktım. Dedim mal mısınız? Hiç üstüne bile alınmadı. Sonra gittim ben. Uçmaya geliyorsan geliyorsun. Uçmuyorsan hadi yallah. Neyse uçuşum ertelendi. Bekliyorum hala. Kahve aldım, bir şeyler yedim şimdi. Cüzdanımı kaybettim sandım. Az önce delirdim ya. Beni görmeniz lazım. Keşke birisinin kamerası olsa da beni böyle delirdiğim zamanlar falan çekseniz. Böyle buralarımdan ter falan aktı. Adam bir halime üzüldü. Dedi ki Eda Hanım iyi misin? Şaka. İnsanlık oyunu. Kimse kimseye halini atmış. Sormaz öyle bir şey beklemeyin. Geleceğim. Bugün mucizelerle dolu bir gün. Az önce kahve içtiğim yerden kalktım. Yerleri silmişler, tamam mı? Sonra ben de iyi bir insan olmaya karar verdiğim için oradaki çalışan çocuğa kolay gelsin dedim. Sonra ben kolay gelsin dediğim için o da bana dedi ki dikkat et, yerler kayıyor, düşme dedi. Tam o sırada bastım ve dikkatli bastım. Ama dikkatsiz bassaydım götümün üstüne düşecektim. Ve iyi bir insan olduğum için düşmedim. Yani arada bir size de öneririm. İyi bir insan... İyi bir insan olmasalarım geyirik yapıyor. Neyse şimdi gidiyorum. Aman bana bakmayın ya. Keşke görünmez olsam. Keşke bir tane görünmez pelerinim olsa. Acaba duty free'de var mıdır? Ay bakma. Bakma deli. Cam kenarı gelmiş kız bana. Şansıma bak Allah'ım, bismillah. Gelmedi bir. Hep beni korkutuyor bu ihtimal. Niye bilmiyorum. İçine altım yok ama. Bu arada şöyle bir sistemleri varmış. Normalde şimdi ben buraya gelmeyeyim, hattım çalışmıyor ya. Böyle pasaport kontrolünde size bedava sim kart veriyorlar. Bunun içerisinde de 1 GB internet varmış. Yani kart veriyorlar. Ben artık Dubai'nin yerli halkından bir kızım. Her ne kadar onların haberi olması da ben şu an yerli bir halkım. Yersen. Türkçe bilmemeleri çok hoşuma gitti. Hadi Allah'ım benim valizim gelsin. Ben 5 saat önceden geldim. Şimdi Allah'ım beni çok sevdiği için ilk benim valizlerim geldi. Valizlerimi aldım. İlk izlenimim burasının, Allah'ım inşallah Türkçe bilen yoktur, burasının çöl olduğu yönünde. Gerçekten çöl sıcağını hissediyorum. Yani pardon da biraz abartmışlar. Çöl dedik de kış ayındayız. Kulağım hala duymuyor. Hayır gerçekten bayağı bir çöl bu arada. Yani yukarıdan baktığımda yerlerde bir kum vardı. Bir de hem yeşillik yok hem de gerçekten oksijen çok az kalmış burada. Yani böyle nefesiniz aldığınız zaman sanki ciğeriniz sıcak hava doluyor gibi. Ne oluyor? Çöl çığlık atmaya başladığını aklına konuştuğum için. Bir de şimdi çok yargılayıcı olmak istemiyorum ama şimdiden kararımı verdim. Dubai halkı çok da yakışıklı değilmiş yani. Bunu bilseydim ona göre gelirdim. Yanıma daha az makyaj malzemesi alırdım. Daha az bakım malzemesi alırdım. Bakımı kendin için mi yapıyorsun, birileri için mi diye bana sorun. Dürüst olacağım. Başka birileri için. Şaka. Ya da tamam şaka değil ya. Neyse arkadaşım bekliyorum. Trafiğe kalmış. Akıl edememiş benim erkenden geleceğimi, kraliçe olduğum için. Benim valizlerimin erken verileceğini. Şimdi bekliyorum onu bakalım. Ben eve geldim. Evi diye sormayın. Arkadaşımın evi. Kimse ilgilendirmez. Niye atarlandım bilmiyorum. Şimdi duşa gireceğim. Burada giyeceklerim var. Sonra böyle bir tişört giyeceğim. Böyle canavarlı. Akça pakça yıkanacağım. O böyle şey var ya. Airport'un pisliği. Hemen benim Türkçeyi unutmam. Havaalanının pis. Ana gidiyorsunuz ya. Desenize. Havaalanının pisliğini atacağım şimdi mesela. Yıkanacağım. Yemek sipariş ettik. Yemek yiyeceğiz ve altıma yapacağım. O yüzden artık giderseniz iyi olur. Şaka yaptım şaka. Ben çok çişim geldi. Hadi bay bay.
dişim geri gitti. Saçıma bakın, sabahtan beri şapka var ya kafamda. En korktuğum şey birinin şapkamı çıkarması. Çünkü kafam buna benziyor. Şu yapışıklığına bak. Bak, sanki vurmuşlar kafama da düzlemişler gibi. Şuna bak. Uçakta yanındaki adam çorapları bile yoktu. Ayaklarını çıkarmış. Ayakları kokuyordu. Ayaklarını da ağzıma sokmuştu. Neyse, saçımı Dyson'a yaptığım için kötü bir şey düşünmek istemiyorum. Şey diyeceğim, şimdi falafel yiyeceğiz de burada iki kişi. Falafelin adının falafel olduğunu Okay, this is falafel. What we have in Turkey is falafel. Yani ebesin nikahı kadar different. Çok farklı değil mi? Türkiye'deki daha farklı, buradaki daha farklı. Biz ne yemişiz ya? Ama bu yurt dışına çıkınca hemen şey tripleri var ya. Ama orada elmanın bile tadı var. Bu sos, what is this yani? Incredible ya. Eda Yaman'la Dubai lezzetlerine hoş geldiniz. Gel Muhammed getirmiş bir kere, hatırlıyor musun? O değil mi? No, but that's you. Bunun adı zahterişko. Böyle. Zahteri yerinde yemek lazımmış. Şu an herkes yerinden kalkıp Dubai biletini alıp zahter yemeye geldi. Muhammed bir kez bize zahter diye bir şey yedirmişti. Muhammed'e zahter deyince onu çöpe at. Like Doritos Alaturka, you know? Ay, Doritos Alaturka diyor. Bu da şey, vizyoni. Yani little, same yani. Ya güzel, ben yemek yiyorum. Fark, bunun adı neymiş? Şakşuka. Şakşuka, 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 şakadaşuka. Şimdi eş bize kahve yaptı. Bu Dubai kahvesiymiş. Yalan, Türk kahvesi. Is it Turkish coffee? Aha, Lübnanlılar kahvemizde çalmış. Aa, bak bu da. Bu buranın özgü bardaklarıymış. Bundan içtiğiniz zaman hanenize bereket, sağlık ve para yağarmış. O yüzden ilk kahvenizi buraya geldiğiniz zaman bununla içmeniz lazımmış. Bana da bunu da hazırladı. Ne var ya, büyük yalancısı. Lübnanlılar bizden bunu çalmış mı çalmamış mı bakalım. Fark, bu bizim kahveden mi? Ben içmedim. Lübnan'a gittim geldim. I went to Lebanese and came back with one sip. It's good. Mazbut ya, mazbut. Lübnan kahvesi, Lübnan. Bu arada söylediklerim yalan. Sadece size öyle bir enerji vermek istedim. Neye inanırsanız o olur diye. Bu arada bunlar burada legalmiş. Tamam mı? Bunu size özendiriyor gibi olmayayım ama. Bunlar burada legalmiş. Herkes bundan şey yapabiliyormuş. Bakın bu karpuzlu, bu kolalı ya. Kola içme artık bak. Neyse, bir şey diyeyim, ben bundan stoklayıp döneceğim. Bunlara bak. Her şey var yani, aklımı... Hello. Biz şimdi hazırlandık. Ama altıma yetenince ayakkabı getirmemişim. Öyle oldu. Altımda bir tane deri pantolon var. Deri böyle kahverengi bir pantolon var. Kendime Habibi bulmaya gidiyorum. Habibi bak, mesela biri sizden nasıl numaranızı ister? Az önce Arapça'da onu öğrendim. Birisi de numarasınızı sorduğu zaman nasıl olur onu öğrendim ki. Birisi bana numaramı sorduğu zaman gafil avlanmamak adına. Böyleyim. Altıma bot giyeceğim. Burakçı Serpil olduğum için. Farah diyorum ki altıma bot giyeceğim dedim, tamam mı? Farah bana diyor ki saçmalama, yaz mevsimindeyim. Arkadaşlar burada hava 27 derece falan, tamam mı? Bir şey diyeceğim, gözünü seveyim. Sen hiç yaz ayında 40 derecede bot giyen görmedin mi? Gördüm ve güldüm. Mal mı dedim? İşte onlar da neye gülüyor biliyor musun? Senin giydiğin bu skinny jeanlere. Şu an burada şey varmış, ulusal günleri varmış. Bütün Habibiler burada, inanamazsınız ya. Habibi akını var burada. Ay ama yemin ederim Habibiler o kadar çirkin ki ağlamak istiyorum. Faruk bana az daha bu kalabalıkta topuklu giydiriyordu. Ne var? Bot giymektense topuklu giymem. Tamam, bir sonraki de sen giyersin. Ne dersin? Botlarımı giydim. Bedava bir şey dağıttıklarına o kadar eminim ki. Bu kadar insan toplanmazdı başka türlü. Bir şey diyeceğim. Gösteri yapıyorlar. İnsanlar bunu izlemeye gelmiş. Oha! Oha, çok eğlenceli ya. Oha, çok güzel. Bir şey diyeceğim, şimdi bir şey yemeye geldik. Şu vişneli et. Bildiğiniz vişneli et ve gerçekten o kadar güzel ki vişneli et. Hangi dallama bir araya getirip bir de böyle yakıştırdı. Şunlar böyle patlayan popidik patatesler ve sarımsak yuvası. Yani bunu yedikten sonra birini hayatta öpemezsiniz ama birini öpmek mi, bunu yemek mi? Henry Cavill'ı öpmek mi, bunu yemek mi? Bunu yemek. O kadar iyi. Allah'ım, sana teşekkür ederim ya Rabbim. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar, humusla şu patates topunu deneyeceğim. Bu etin en çok sevdiğim şey Faruk'tan sonra. Benim yalan. İyi söylüyorsun ama.
Bizim Türkler bunları niye bulmamış? Ve ben Türk mutfağı mı, Lübnan mutfağı mı dediğimde... Ben Lübnan diyorum ya, işte, özür dilerim. Yani linç yedim ama... Ben Lebanese. Haklıyım ben mi? Bayağı Lebanese ya. Dolmaya bak. Millet abartıyorum sanacak. Yemin ederim ya. Şey yemin... Ya dolmayı sarmayı bile bizden daha iyi yapmışlar ya. Ay it's so good ya. Bunu evde annenize yaptırın. Bu neyse. Evde. Annenize patlayan sarımsak toplu, patatesler yazın. Ve bundan annenize yaptırın. Bu lezzetten geri kalmayın. Kuzuymuş bari, ben kuzu yemem. Hmm. Şimdi size göbeğimi göstereceğim ama kaç tane adam bakıyor. Ama gerçek bir habibi olmadığı için ona utanmıyorum ve karnımı göstereceğim. Ay gösteremiyorum, utandım. Maşallah. Şey, kaç aylık? Beş. O kadar çok yedim ki. Size anlatamam ve humus yedim. Humus gaz yapan bir şey. O yüzden ev arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum şimdiden. Ve bu arada size bir şey anlatacağım. Trigger warning, tamam mı? Uyarıyorum önceden. Osurukla ilgili bir şey olacak. O yüzden sinirlenen konuşmaya bakmayabilirim. Ay, kıza bana baktı. Şey, ne oldu biliyor musunuz? Bak şu an alışveriş merkezi çaka çaka dolu. Ve gerçekten çaka çaka dolu yani. Çaka değil. Öyleydi birkaç saat önce. Neyse sonra Faruk önümüzden yürüyor eşle benim. Sonra birden kalabalığın arasından bir tane osuruk kokusu aldım ama. Ya gerçekten şaka değil. Yani gerçekten osuruk kokuyor. Dedim ki Faruk osuruğuna ne kadar benziyor ama burada böyle bir saygısızlık yapmış olamaz diye düşündüm. Sonra dedim ki Faruk'un yanına gidip, Faruk dedim biri osurmuş hareket edin mi ne kadar kötü koktu. Faruk demesin mi ben osurdum diye. Ve ben iki dakika önce eşe dedim ki aynı dedim Faruk'un osuruğu gibi kokuyor. Ve size yemin ederim içerisinde en az 10 bin kişinin olduğu alışveriş merkezinde arkadaşımı osuruk kokusundan tanıdım ya. Yani bak bana yaptığın zulmün farkındasın değil mi? Yani ne yapayım bana ne çok kalabalık değil umursamadım. Arada kaynağı arkanda biz yürüyoruz biz bari arkamızdan yürü. Tutamadım lan. Ay insanın sana haber ver ben nefesimi tutarım. Ben Arapça öğrendim bu arada. Ketir hello. Hello. Ay ketir hello. Bes. Tayyip. Şu. Çok tatlı ama sorun değil çok iyi demek. Sonra başka ne öğrendim biliyor musunuz? Bearif. Biliyorum demek. Ma bearif de bilmiyorum demek. Sonra mazbut. Doğru demek. Hello. Tatlısın demek. Neyse biliyorum yani Arapça biliyorum. Yani burada bir tane habibiyle gerçek bir habibiyle evlenecek kadar Arapçam var. Ay köpeğim çatladı. Sana bana bakıyor gidiyorum çok utanmaya başladım şu an. Herkes bakıyor. Arkamdan geçen herkes bana bakıyor. Bir de arka kameradan çekeceğim direkt ön kameradan onları da yayın yapıyor. Şeycem bu ne? Dağı ama dağı. Wednesday'e başladık. Wednesday. Bugün Wednesday ya ondan. Merhaba, çok sevdim. Hayır, yarın görüşürüz. Ben çöle gidiyorum.